Hoş bulduk efendim. Gençlerin bu ülkede ikide bir yaşlılar tarafından tacize uğradığı, itilip kakıldığı bir Türkiye'de 30'a 16 tane kitap kafe, 50 bin gencimize hizmet, 37 bin 500 kitap. Buraya 1000 kitap da ben göndereceğim şimdi. Çok teşekkür ederiz. Onur duyuyoruz efendim. Sağ olun. 5 gündüz bakım evi, bu yaşlılar için değil mi? Kreş efendim. Bak, kreş. Çocuklar için evet, kreş. Evet, 752 çocuğu 5 kreşte efendim. Muhteşem. Biliyor musunuz, büyük şehirlerde kadınlar, anneleri, babaları bir başka şehirdeyse kreşler o kadar pahalı ki çocuklarını, yani özel bir kreşe verdiğinde kadının maaşı gidiyor, onun için çalışamıyorlar ve böyle bir durumda 5 gündüz bakım evi tebrik ediyorum. Sayın Genel Başkanım, çok özür dilerim. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek. Evet. Nöbetçi kreşimiz var. Akşam sinemaya gideceksiniz. O da mı var ya? İnanın gideceksiniz. İnanın nöbetçi kreş Türkiye'de ilk bizde uygulanıyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Benim gelin buraya taşınabilir. Ben çalışıyorum. Anası da çalışıyor. Dolayısıyla kız çalışmıyor. İki çocuk büyütüyor. Üniversite mezunu. İşi bıraktı çocuklar olunca. Anladığım kadarıyla var ya, Efeler'e taşınabilir. Çok teşekkür. Ya teşekkür ediyorum. Peki her gün 2500 çocuklu aileye süt, 4700 öğrenciye kumanya. Ya ben bunun için 5 yıldır bağırıyorum. Kimseye yaptıramadım. Biz bunun adına İYİ Parti olarak hükümetten istedik. İYİ Parti olarak adına Rüzgar Gülü koyduk. Çünkü çocuklarımızda bodurluk başladı. Devlet okullarına giden ilkokuldan lise son sınıfa kadar çocuklarımıza yani sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verelim dedik. Hadi öğle yemeğini vermediniz muhteremler. Bari kahvaltı verin. Kahvaltıyı vermiyorsanız öğle yemeğini verin. Ücretsiz verin. O ailelerin üzerinden bir yük kalksın dedik. Yaptıramadık. Şu mübarek elini sıkayım. Tebrik ediyorum. Şimdi sosyal belediyecilik dediğiniz budur. Eğer çalmazsanız, çaldırmazsanız, yandaş korumazsanız, yandaşlara hizmet etmek yerine vatandaşınıza, milletinize, size oy verene hizmet ederseniz, işte anlatıp bir türlü bitiremediğiniz hizmetler ortaya çıkar. Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki bu dönemde sizlerin iradesi, çalışanın yanında durma iradesi, hizmet edenin yanında durma iradesi Türkiye'yi gerçekten Efeler'den başlayarak Türkiye'nin her yerinde milletimizin, insanımızın, seçmenimizin veli nimet olduğu, onun yerine şuculuk buculuk yaparak sen şucusun, ben bucuyum diyerek iki yumruk arasında yumruk yiye yiye kendini düşünemez hale getiren seçmenin, getirilen seçmenin tam tersine hadi bakalım ağalar hizmetiniz nedir? Bugüne kadar ne yaptınız? Bundan sonra ne yapacaksınız? Benim vergimle ne yapıyorsunuz sorusunun sorulduğu seçilen şahsın, siyasetçinin, ister milletvekili ister belediye başkanı olsun, sizin vergilerinizi nasıl kullandığını hesap olarak sormanız gereken ve bunu da sormamanız için herkesin elinden geleni yaptığı bir dönemde biz yerel seçimlere gidiyoruz. Bakın bu kardeşiniz Tayyip Erdoğan'a benzedi ha. Bu kardeşiniz dedim ya. Yüzümü de çıkarayım mı? Yok. Şimdi bu fakir dediğim tam olsun. Ya da
Ya da başka bir şey söyleyeyim, neyse onu söylemeyeyim. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey şu. Aslında yerel seçimler düğündür. Genel seçimlerde elbette seçmenin düğünüdür. Ama yerel seçimler bildiğiniz seçmenin bu talep edeni, yani belediye hizmetlerini sana daha iyi getireceğim diyen kişiyi hazrolda tutan bir dönemdir. Sizin hesap sorduğunuz, size hesap verilen bir dönemdir. Allah rızası için bu dönemi iyi kullanın. Her yerde iyi kullanın. Efelerde sizlerin huzurunuzda Türkiye'ye sesleniyorum. Yani bol bol laf yapıp cepellezi yapanlara hesap sorun. Böyle hizmet edenlere bir kuruşu heba etmeyip Efelerde yaşayan her bir kardeşine ulaşmaya çalışan belediye başkanlarımızı da ödüllendirin, yeniden seçin. Kimseye mecbur etmeyin. Başka başka insanlarla el sıkışmak zorunda bırakmayın. Başka başka siyasi partilerle el sıkışıp neydi belirsiz durumların oluşmasına müsaade etmeyin. İYİ Parti'ye bu tarafta vuruyor, bu tarafta vuruyor. Neymiş? Size güvenerek, sizin iradenize, sizin ferasetinize güvenerek tek başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitme kararı aldık. Vay efendim, niye karar alırsın? İşte sen bunları kaybettirip bunlara kazandıracak mısın? Niye öyle olsun? Şimdi Fatih Başkan bir irade gösterdi, bir kararlılık gösterdi. İYİ Parti'den yeniden aday oldu. Tek başına aday oldu. Şimdi böyle bir durumda kime güvendi? Bana da değil, size güvendi. Kendine güvendi, Allah'ına güvendi. Çünkü dedi ki Cenab-ı Hak doğrunun yanındadır. Haklının yanındadır. Ona inandı, ona güvendi. Sonra size güvendi. Dedi ki benim hemşerilerim benim yanımda dururlar. Beni yeniden seçerler. Ha yanlış yaptıysam eğer elbette kulağımı çekerler. Ama yanlış yapacak birine de oy vermezler. Onun arkasında durmazlar. Ben bugün burasında yani söyleyecek bir söz bulamıyorum kardeşim. Allah emeklerinizi ibadet saysın. Gayretlerinizi ibadet saysın. Cenab-ı Hak mahcup etmesin. Sizden de ricam, istirhamım, sizden ricam, kardeşimi, belediye başkanımızı yeniden daha güçlü tahkim ederek seçmenizdir. Böyle cumhuriyetimizin tahkir edildiği, cumhuriyetimizi tahkir edenlerle el ele tutuşulduğu bir dönemde, öyle bir lanet dönemdeyiz ki önüne gelen bu tarafta cumhuriyete bağırıyor, Atatürk'e bağırıyor. Öyle bir dönemde Kuvayi Milliye Anı Evi'ni açmak, müzesini açmak her baba yiğidin harcı değildir. Birilerini gıcık etmeyi göze almış. Allah senden bin kere razı olsun. Önce buraya, sonra Allah'a emanet. Gel bakayım. Bu başlığı takanların yüzü suyu hürmetine biz de sizin o helal oylarınıza layık olmaya çalışacağız. Ve yeniden Kuvayi Milliye'nin biliyorsunuz başlangıç yeri. Milli mücadelenin başlangıç yeri olan bugün Aydın'ın, bugün Efe'lerin bize verdiği bu gayretle, bu heyecanla size hizmet etmek yolunda yol yürüyeceğiz. Onun için birileri gıcık olacak. Başka yapacak. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Başkanım. Buradayız efendim.
bu işçi olarak çalıştırılanlar şurada görmüş olduğunuz gibi zeybek kıyafetleriyle dağlardan nam salmışlar ve Koca Arap Zeybeği olarak günümüze kadar gelmişlerdir. Onu ilk defa duyuyorum. Koca Arap Zeybeği çok meşhurdur efendim. Askerler ve zeybekler omuz omuza çarpışmış ve Yunan'a büyük kayıplar verdirmişlerdir. Hemen arkamızda da bununla alakalı bir bölümümüz var. Tabii zeybekler tarafından kurtarılan tek il Aydın. Kesinlikle. Kızlar sizi beklesin. Yüksek lisans tezim kitap haline getirdim başkanım. Bir şeyiniz var mı burada telefonunuz falan? Telefonumu yazabilirim. Yaz bana. Tamam, var mı kalem olan birisi? Ben hemen yaz bana telefonu.